Cumhur İttifakı'nın adayı. Genelde vaatlerini billboardlarda görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı ile Murat Kurum'un resimlerini görüyoruz. Karşı tarafta ise İstanbul adayı olan mevcut belediye başkanı Ekrem İmamoğlu ve işte ilçe belediye başkan adaylarına da baktığımızda Özgür Özel ile alakalı tek bir fotoğraf karesine ben açıkçası denk gelmedim. Yani CHP'de genel başkansız tanıtım afişlerini ben ilk kez bu yerel seçimde görüyorum. Eğer yanlışım varsa lütfen beni düzeltin. Ve bu konu başlığında ilk sözü de Sayın Mehmet Metiner'e vereyim. Bakalım o kendisi ne der, ne düşünür. Bilmiyorum, Milas'ta da böyle mi, İzmir'de de böyle mi? Gittiğiniz yerlerde Özgür Özel CHP'nin billboardlarında var mı, yok mu? CHP'nin billboardlarında Özgür Özel var. Muğla'da, Milas'ta, Bodrum'da, pek çok yerde var. Demek ki Ekrem Bey'in hakim olduğu yerlerde yok. Çok ilginç bir seçim süreci bu. Bazı adaylar kendi partilerinin logosunu göstermekten çekiniyorlar, utanıyorlar. Kendi şahıslarını çok daha fazla ön plana çıkartıyorlar. Evet, belediye seçimlerinde kuşkusuz adayların çok büyük bir önemi var ama ne yazık ki kendi partilerinin logosunu göstermek yerine kendi şahıslarını göstermeyi daha çok tercih eden bir takım partilerin adayları da yok değil. Yani bu Cumhuriyet Halk Partisi'nde de öyle. Ne yazık ki Cumhur İttifakı'nda da birçok yerde bu gözlemlenebiliyor. Herhalde kendi partilerinin logosuyla seçime girmeleri halinde sıkıntı yaşayabileceklerini zannediyorlar. Bence bu çok büyük bir yanılgı. Ben partinizin de önem arz ettiğine elbette ki inanırım ama eğer siz partinizi zaten iyi anlatabiliyorsanız, partinizi anlatmakta bir sorun yaşamıyorsanız hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Ama insan aday olduğu partinin görünür olmasından rahatsızlık duymamalı. Çünkü herkes kimin hangi partiden aday olduğunu biliyor. Ama Muğla'da, Milas'ta, Bodrum'da gözlemleyebildiğim kadarıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin afişlerinde Özgür Özel'in fotoğrafları var. Billboardlarda mevzul miktarda var. Mesela bazı yerlerde de o zaman şu mu ortaya çıkıyor? İmamoğlu İstanbul'da Özgür Özel'i sansürlüyor mu? Mümkündür. Siyaset kıyıcıdır. Siyaset katıcıdır. Genel başkanı, bir belediye siyaset başkanı kıyar mı? Partisi içerisinde Özgür Özel'le İmamoğlu arasındaki o derin rekabeti bilmeyen yok. Bunu bu seçim sürecinde çok derinleştirerek konuşmaktan yana değilim. Yani CHP tabanını gereksiz bir suçlama üzerinden konsolide etmenin de siyaseten yararlı olacağına inanmıyorum. Ama böyle bir şey var. İmamoğlu kendisini CHP'nin gerçek lideri olarak görüyor. Özgür Özel'i de o koltuğa kendisinin oturttuğuna inanıyor. Dolayısıyla Özgür Özel'in göstermelik bir genel başkan olduğu, İmamoğlu'nun da gerçek bir lider olduğu algısı zaten sadece başka partilerin seçmenleri nezdinde değil, Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçmenleri nezdinde de bilinen bir şey. Yani İmamoğlu gerçek bir lider gibi davranıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'ni istediği gibi tanzim edebiliyor. Sadece İstanbul'da değil, Türkiye'nin pek çok yerinde de adayların belirlenmesi sürecinde, hatta meclis üyelerinin belirlenmesi sürecinde İmamoğlu'nun ne kadar çok etkili olduğunu Cumhuriyet Halk Partililer de biliyor, görüyor. Mesela ben şu an bulunduğum bölgede İstanbul'dan birçok adayın Cumhuriyet Halk Partisi listelerine İmamoğlu'nun telkinleriyle yerleştirildiğini biliyor. Bunu Cumhuriyet Halk Partililer de biliyor. Bu tabanda çok ciddi bir rahatsızlık doğuruyor. Seçim sonrasında sanıyorum bu çok ciddi bir siyasi kavgaya dönüşecek zaten. Yani İmamoğlu'nun kaybetmesi halinde Cumhuriyet Halk Partisi'ni bekleyen çok ciddi bir siyasi kriz söz konusu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yerel seçimlerde başarısız çıkması halinde, ki öyle görünüyor, Cumhuriyet Halk Partisi'ne yeni bir genel başkanlık
belki de gerçek bir liderlik kavgası başlayacak. Ama şunu söyleyeyim, eğer İmamoğlu kazanırsa, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni kazanırsa, şu an Cumhuriyet Halk Partisi'ne şu veya bu şekilde kırgın olan, küskün olan, darılıp giden insanların artık gidebileceği bir Cumhuriyet Halk Partisi kalmaz. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi artık gerçek anlamda ve dahi her anlamda İmamoğlu Partisi'ne dönüşür. O yüzden pek çok CHP'linin, şu an küsülüp darılıp giden pek çok CHP'linin İmamoğlu'nun kaybından büyük bir memnuniyet duyacağını söylemek isterim. Çünkü İmamoğlu kazanırsa artık kendilerinin bir Cumhuriyet Halk Partisi olmayacak. Kendi partilerini de kaybetmiş olacaklar. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde sadece Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu arasında bir siyasi rekabet, siyasi bir kavga yok. Aynı zamanda Kılıçdaroğlu'nu tuttukları için partiden şu ve bu şekilde dışlanan, aday gösteremeyen çok sayıda insanlar da İmamoğlu'nun kaybına büyük bir umut bağlamış durumdalar. Gördüğüm kadarıyla, gözlemleyebildiğim kadarıyla, çünkü biliyorlar ki İmamoğlu kazanırsa, İstanbul'u kazanırsa, bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin zaten liderliğini tescillemek anlamına gelir. Bundan sonra kendilerine Cumhuriyet Halk Partisi'nde yer bulamayacaklarını biliyorlar. Dolayısıyla her anlamda Cumhuriyet Halk Partisi'nin içi rahat değil. Bunu tabanda da gözlemleyebiliyoruz. Ama işte o CHP'nin bir ruhu var. Seçime giderken tekrar tıpış tıpış gidebilirler. Ama ben bu seçimde Cumhuriyet Halk Partisi'nin her yerde işinin artık giderek zorlaştığını görebiliyorum. Mesela şu an 20 yaklaşık bir aya yakındır. Eğer 4-5 günlük Ankara'daki seçim çalışmalarım haricinde bulunduğum Milas'ta bile Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok ciddi bir zafiyet içinde olduğunu görebiliyorum. Büyük bir ihtimalle Cumhur İttifakı'nın AK Partili adayı bu seçimde Milas'ta belediye başkanlığını kazanacak. Şu an sahada gözlemlediğim o. Hayırlısı olsun bakalım. Peki. Yani Özgür Özel de bunun farkında. Bence Özgür Özel'i kurtaracak olan tek formül de İmamoğlu'nun İstanbul'da seçimi kaybetmesidir. Çünkü İmamoğlu İstanbul'da seçimi kaybederse